Evet, Naturmet'teyiz. Zaman geçmiyor ki Naturmet'te bir özlü söze rastlamayalım. Şu anda yine bir özlü sözün neredeyiz altında oluyoruz. Evet, hemencik şöyle bir yukarı bakarsak göreceğiz efendim. Hemen okuyorum size. Genç, güçlü ve sağlıklı kalmak istiyorsan eğer engin ol, bedenini çalıştır. Soluduğun hava temiz olsun. Ve de acılarından ilaçla değil, nefsine hakimiyetle kurtulmaya bak. Söyleyen Hipokrat. Evet, Hipokrat bizim mesleki atamız. Mesleğimizin ta milattan önce 2500 yıl önce bu coğrafyada, buralarda şu karşıdaki Samos Adası'nda, Bodrum'un karşısındaki Kos Adası'nda buralarda yaşamış, buralarda hekimlik yapmış, ömrünü insanlığa adamış ve de en çok da mesleğinin başka meslektaşlar yetiştirme, onlara el verme, doktorluk öğretme noktasında kutsanmış, yüceltmiş bir insan. O yüzden de Hipokrat yeminini de zaten onun ünlüdü olarak o günden beri bütün hekimler etmekteyiz. Yani şöyle inanmak istiyorum ki o yemini eden herkes o yemine sadık kalıyordur diye inanmak istiyorum. Umarız öyledir. Bu arada buralarda yaşamışsa eğer umarım herhalde öyledir. Ruhunun şifası da buralara bulaşmıştır. Şüphesiz buraların Tanrı'nın kutsadığı bana göre çok özel yerler. Bu coğrafya, örneğin üzerinde bulunduğumuz bu yarımada, bu Dinek Yarımadası, arkamız Bodrum, önümüzde işte gördüğünüz gibi Yunan adaları. Biraz ileri giderseniz Seferihisar'a kadar ulaşıyorsunuz. Burada mesela Tanrı silisyum dioksit dediğimiz gençleştirici minerali bu yöreye çok miktarda nasip etmiş. Suyunda var, toprağında var, ağacında var, bitkisinde var. Bu yörede bu insanı gençleştiren, güzelleştiren, ömrünü uzatan mineral hem bizim termal suyumuzda var, hem de buranın her türlü doğal tedavi unsuru olarak kullandığımız maddelerinde var. Onun için dediğinize katılıyorum. Evet, sonuç olarak Hipokrat'ın ruhunun şifası buralarda bir yerlerde diyoruz. Ve evet, demin Hipokrat'ın bir sözünü okuduk. Bunu açıklamak Evet. gerekirsek neler söyleyeceğiz? Bu da tabii, bu da bizim kurumsal felsefemiz. Biz buradan yola çıkarak burada insanların kendilerini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ne diyoruz? Aynen onu tekrar ediyoruz. Genç, güçlü ve sağlıklı kalmak istiyorsan eğer engin ol. Biraz evvel bir Hacı Bektaşlı Veli bize önermişti engin ol diye. Burada da Hipokrat öneriyor. Bu 2500 yıl evvel yaşamış. O da işte 1000 yıl evvel yaşamış. Farklı yüzyıllarda olsalar bile insanlar eğer doğruda buluşuyorlarsa doğrudur. Engin ol. Bedenini çalıştır. Egzersiz. İvan Didiç de diyor egzersiz yap. Şey de diyor. Hipokrat da diyor. Galen de diyor. Efendim başka bir Pisagor da diyor. Veya Hipokrat da Aristo da diyor. Sevgi olsaydı diyor. İnsanlar sevginin farkında olsaydı savaşlar olmazdı. İnsanlar daha mutlu, daha özgür olurdu. Yani sevgi her şeyin çaresidir diyor. Bu engin olmayı öneriyor. Bedenini hareket ettir diyor. Nefsine hakim ol diyor. Hemen derhal beni hemen iyileştirecek bir ilaç mucizesine kimse kendini kaptırmasın. Çünkü öyle bir ilaç yok. Ama nefsine hakim olursa kendini o nefis dediğimiz insanın başına her şeyi getiren belayı Evet. Insanı mutlu da ediyor. Ama başına da her türlü belayı yine nefis getiriyor. Onu kontrol etmeyi öneriyor ki bu da sağlığın temel şartı. Evet. Nefis terbiyesinden bahsettik Hipokrat'ın özlü sözünden sonra. Evet, Naturmet'te şifalı günler devam edecek. Alternatif sağlıkta kalın.